Herkese selam arkadaşlar. Euro 2020'de sonun altı turu mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Bugün turnuva tarihine damga vuran, uzun yıllar hatırlanacak bir mücadeleye şahitlik ettik arkadaşlar. Hırvatistan İspanya mücadelesi Maç sonu 3-3 biten mücadelede uzatmalarda maçı 5-3 kazanan Luis Enrique'nin takımı İspanya bir üst tura çıkmaya hak kazandı arkadaşlar. Harika bir maçtı. Tam maçta 8 gol oldu ve 8 gol haricinde muhteşem ataklar, kaçan pozisyonlar adeta futbola doydu, doyduk arkadaşlar. Heyecan verici mücadeleye gelin biraz bahsedelim. İlk olarak arkadaşlar 20. dakikada Pedri'nin kendi kalesine attığı golle Hırvatistan 1-0'ına geçti. Daha sonra 38. dakikada Sarabia'nın karşılık vermesiyle mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda arkadaşlar 57. dakikada Askeli sahne aldı ve skoru 2-1'e getirirken daha sonra oyun artık iyice İspanya'nın eline dönmeye başladı. Ve 77. dakikada Ferhan Torres'in golüyle arkadaşlar skor 3-1'e geldi ve İspanyollar artık çeyrek finale çıktık dedi. Gerek taraftarlar sevinmeye başladı. Gerekse artık oyuncular üst tura çıkmanın sevinciyle kendini salmaya başladı. Fakat unuttukları bir şey vardı. 90 dakika bitmeden hiçbir şey bitmiş değildir arkadaşlar. Hırvatistan pes etmedi arkadaşlar. İspanya'nın böyle oyuncularının bir rehavete kapılmasından yararlandılar. 85. dakikada Orsic skoru 3-2'ye getirdi. Bunun üzerine İspanya tam böyle bir ne oluyor demeden 90 artı 2'de arkadaşlar Pasalic sahne aldı. Skoru 3-1'den çevirdiler arkadaşlar. 13 dakika içinde skoru çevirip 3-3 beraberliğe getirdiler ve tarih yazan bir maçta 90 dakika 3-3 bitti ve uzatma devreleri oynandı. Uzatma devreleri oynandı arkadaşlar. 100. dakikada Alvaro Morata şahane bir şutla arkadaşlar takımını 4-3 öne getirdi. Hemen ardından 103. dakikada Orazbal arkadaşlar 5-3 yaptı. Daha sonra İspanya adeta tek kale oynadı. Belki skoru 6-7-8. golleri bulabilecekken 6 pasın içerisinde neredeyse çok net goller kaçırdı arkadaşlar. Bu skorla İspanya rakibini 5-3 yenerek çeyrek finale kaşımaya hak kazandı. Çeyrek finale çıkmaya hak kazandı. Bizler de mücadeleyi izleyenler de uzun yıllar hatırlanacak bir mücadele canlı şahitlik etmiş olduk arkadaşlar maçı izlemeyen varsa kesinlikle özetini izlemesini tavsiye ediyorum çünkü Euro 2020'nin en güzel ve en keyifli maçı olabilirdi arkadaşlar gerçekten harika bir mücadeleydi. Şöyle istatistiklere bakacak olursak arkadaşlar %67'ye %33 İspanya'nın toplu oynama üstünlüğü var. Ve İspanya rakip kaleye tam 23 şut çekti arkadaşlar. Bu 23 şutta 10 isabet bulurken Hırvatistan rakip kaleye 12 şut çekti. Ve bu 12 şutun 7'sinde isabet sağladı arkadaşlar. Hırvatistan'ın isabetli şut yüzdesi daha fazla ama istatistik olarak İspanya daha önde. Şöyle engel direkten dönen şut arkadaşlar İspanya'nın bir direkten dönen şutu var. Onun dışında Hırvatistan'ın 6 tane kaçan net pozisyonu, İspanya'nın da 3 tane kaçan net pozisyonu var arkadaşlar. Rakip ceza sahasında topla buluşmaya baktığımız zaman Hırvatistan tam 24 kez, İspanya ise tam 46 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş arkadaşlar. İspanya 8 korner atarken Hırvatistan 1 korner atmış. Şöyle çıktıkları ilk 11'ler arkadaşlar. Hırvatistan ileride Vlasevic, Petkovic, Rebic üçlüsüyle başladı. Arkada Modric, Brozovic ve Kovacic vardı. Stoper'de yine arkadaşlar Vida ve Kaleta forma giyerken İspanya'da arkadaşlar ileri bu sefer üçlüydü. Fernand Torres, Morata, Sarabia vardı. Üçlü de gol atmayı başardı arkadaşlar. Arkada Koke, Busquets ve Pedri varken defansta Asculipieta ve Gaya beklerdi. Stoper'de Laporta ve Garcia vardı. Kalede arkadaşlar Simon oynadı açıkçası şöyle baktığımız zaman De Gea'yı beklerken Kalede Simon'un oynaması açıkçası sürprizdi. 3 gol de yedi. Belki eğer o 3-3 olduktan sonra elenseydi İspanya fatura Simona yazılabilirdi ama sonuç olarak İspanya harika mücadelede 5-3 galip geldi ve üst tura çıktı. Hep söyledim yine söylüyorum. Bu mücadeleyi izlemediyseniz arkadaşlar mutlaka özetini izleyin. Çünkü böyle bir müsabaka yok. Toplam 8 gol, direkten dönen şutlar, karşılıklı ataklar. Adeta futbola doyacaksınız. Özetinde bile futbola doyabileceğiniz bir maç oldu arkadaşlar. Kesinlikle izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.